Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim çok farklı bir yöntem arkadaşlar. Farklı bir pişirme tekniğiyle evimizde taş fırın ekmeği pişireceğiz. Gerçekten harika oldu. Tüm pişirme yöntemlerini unutun. Bir de benim verdiğim tarif ile fırın poşetinde ekmek pişirmeyi deneyin arkadaşlar. İnanılmaz şaşıracaksınız. Aradaki farka inanamayacaksınız. Çok kolay bir yöntemle evimizde fırın poşetinde taş fırın ekmeği pişireceğiz. Nasıl yaptım? Malzemelerimiz: bir tane yaş maya, 2 yemek kaşık şeker ve yaklaşık 400 milim ılık su. Evet, ılık suyla mayayı ve şekeri eritiyoruz arkadaşlar. Sonra 2 tatlı kaşık tuz, 4 yemek kaşık zeytinyağı, 400 gram normal un, 300 gram kepekli un kullandım. Evet, tüm malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Ben hamuru robotla yoğuruyorum. Dilerseniz sizler, mutfak şefiniz varsa mutfak şefiniz de yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde robotumdan, terazim de var. 400 gram una ölçerek ayarlıyorum ve 300 gram da kepekli un ekliyorum üzerine. Kepekli unla normal unu karıştırıyorum. Toplamda 700 gram un kullanıyorum arkadaşlar. Un miktarı değişebilir. Suyu eğer fazla kullanırsanız ayarlamanızı tavsiye ederim. Sonrasında çok cıvık bir hamur olmayacak. Çok da katı bir hamur olmayacak. Ben 5 dakikaya robotumu ayarladım ve hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvamını da göstereceğim sizlere sonra. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Evet, 5 dakika sonra hamurum yoğruldu. Şimdi mayalanması için cam bir kaseye aktaracağım hamurumu. O da ısısın da mayalanmaya bırakacağım. Hamurumun kıvamını gördüğünüz gibi arkadaşlar, asla ele yapışmıyor. Şimdi cam kabımın tabanına birazcık zeytinyağı döküyorum ve hamurumu tamamını kabıma aktarıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Biraz bastırıyorum. Ve üzerine de şeffaf folye kapatıyorum. Yaklaşık 40 dakika, 1 saat, 2-3 katına gelene kadar mayalanmaya bırakıyorum arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Bu videoları sizler için hazırlıyorum. Sizler de bana destek verirseniz çok sevinirim. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet, maşallah hamurumuz harika kabardı. Gördüğünüz gibi yağladığımız için de asla poşete yapışma olmuyor. Şimdi sizlere yumuşaklığını da göstereceğim. Gerçekten terapi gibi. Sizce de öyle değil mi? Hamurla oynaması gerçekten çok güzel. Hele ki şu esnada asla da ele yapışmayınca gerçekten harika bir hamur oldu. Kabımdan çıkartıyorum güzelce. Şöyle bir hamurumu katlıyorum. Katlama işlemleri yapıyorum. Büyük bir yuvarlak beze yapıyorum. Ve elde etmiş olduğum bu bezeyi ortadan ikiye bölüyorum. Yaklaşık arkadaşlar 780 gram bir tanesi geldi. 780-780, yani aşağı yukarı 800 gram diyelim. Gördüğünüz gibi hamurumuzun içini harika görünüyor. Şimdi ortadan bölmüş olduğum bu iki bezeyi tekrardan güzel bir beze yapacağım katlama işlemleriyle. Evet, gördüğünüz gibi şimdi katlama işlemi yapıyoruz. Bezemizi bu şekilde öncelikle ortada buluşturuyoruz tüm uçlarını, sonra merdane ile büyütüyorum.
sonra zarf kapatır gibi tekrar kapatma işlemini yapıyorum. Her bir kenarını ortada birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Sonrasında tekrar beze yapıyorum yuvarlak ve tekrar merdane ile açıyorum. Çok büyütmemek kaydıyla bu şekilde gördüğünüz gibi katlayarak tekrardan beze yaptım. Bu işlemi neden yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar ekmek yaparken katlama işlemleri çok önemlidir. Güzelce hamurumuz mayalanması için. Aynı işlemi ikinci bezemize de uyguluyoruz. Merdane ile açıyoruz. Sonrasında kenarlarını ortada birleştiriyoruz. Tekrardan açıp tekrardan bezemizi elde ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. İnanılmaz lezzetli çıtır çıtır taş fırın ekmeği oldu. Evinizde hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Fırın poşetiyle. Dışı çıtır çıtırdı, içi yumuşacıktı. Evet. Fırın poşetini keseceğim. Daha sonra ucunun bir tarafını bağlayacağım. Bezeyi içine koyduktan sonra üzerine un serpeceğim. Tekrardan bir yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Bu şekilde kapatmak için aparatı da var arkadaşlar. Plastik bir ip. Bunlar ısıya dayanıklı. Fırında asla erime olmuyor. Fırına dayanıklı olduğu için fırın poşeti. Evet. Bu şekilde bezeyi içerisine koyuyorum. Hiçbir şekilde unlama bir şey yapmadan arkadaşlar. Zaten yapışmıyor. Hamurumuz harika çünkü. Şimdi aynı şekilde ikinci bezemi de poşete koyacağım. Bir tarafını önce bağlıyorum. Sonra içerisine bezemi koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında poşetin içerisinde bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. Mayalandırmaya bırakıyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi artık hamurum mayalandı. Bezeler oldukça büyüdü. Şimdi üzerine biraz un serpeceğim. Keskin bir bıçakla da çizik atacağım arkadaşlar. Bu şekilde un serpiyorum. Ve bıçakla üzerinden çizik atıyorum. Fırında pişerken buradan tekrardan ayrılacak. Harika bir görünüm olacak. Gördüğünüz gibi. Poşetimizi şimdi tekrardan bağlıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Hava almaması için, güzelce pişmesi için. Fırını da ayrıca önceden açıp ısıtıyoruz. Önceden ısınmış fırında ekmeklerimizi pişireceğiz. Yaklaşık bir 25-30 dakika arası. 220 derecede fırında. Evet, bağcıklarını bağlıyoruz. Harika görünüyor. Bu haliyle bile gerçekten yapması çok eğlenceliydi. Evet. Şimdi fırına girmeye artık hazır ekmeklerim. Gördüğünüz gibi. Haydi bismillah diyorum ve fırına gönderiyorum. 220 derecede yaklaşık 25-30 dakika arası ekmeklerimi altın renk alana kadar, güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel renk aldılar. Sona doğru içerisinde poşet de inanılmaz şişti. İçindeki havayla birlikte ekmeklerimiz pişti. Yumuşacık oldu içi arkadaşlar. Daha önceden sizler de yaptınız mı fırın poşetinde ekmek? Yapmadıysanız denemenizi tavsiye ederim.
Deneyenlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Artık fırında ekmeğim pişti. Şimdi hep birlikte keseceğiz. İçini de sizlere göstereceğim. Çok sıcak olduğu için dikkat edelim. Elimizi yakmayalım. Poşetin içinden çıkan havasıyla da keserken arkadaşlar. Evet. Güzel oldular. Harika değil mi arkadaşlar sizce de? Ne güzel kabardılar. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Taş fırın ekmeklerimiz fırın poşetinde yaptık. Evet, daha fazla bastırıp ekmeği ezmek istemedim. Gerçekten müthişti. Çıtır çıtır siz de duydunuz. Şimdi sıcak, henüz çok sıcak. İçini de sizlere göstermek istiyorum. Ben de kendim de sabırsızlanıyorum. Görüyorsunuz dumanı üzerinde. İçinin pamukluğunu. Asla çiğ kalmadı arkadaşlar. Kısa bir sürede ekmeğimizi pişirdik. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Kahvaltıya harika oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Yapanların da yorumlarını aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Evet, videomun sonuna doğru her zaman sizlerle paylaştığım fotoğraflarım da var. Yapım aşamalarını her zaman fotoğraflıyorum. Çünkü web siteme de bunların tariflerini ekliyorum. Fırsat buldukça inşallah ekleyeceğim de. Yazılı olarak www.nurmutfağı.de'ye sizler de tariflerimi aratıp bulabilirsiniz. Evet. Yumuşaklığını da görüyorsunuz arkadaşlar. Kahvaltıya müthiş oluyor. Tostu müthiş oluyor. Ayrıca diğer olan ekmeği de harika bir sarımsaklı ekmek yaptım. Bu tarifimi de diğer videolarımda paylaşıyorum arkadaşlar. Diğer videolarımdan bu tarifimi izleyebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımın sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.